İlk olarak İstanbul Üsküdar'a gideceğiz. Park halindeki bir araçta yangın çıktı ve alevler hemen önündeki diğer araca sıçradı. Yangının daha da büyümesi devreye gezen polisler sayesinde çok şükür ki önlendi. O korku dolu anlarda aman bizim başımıza gelmesin dedirtecek türden. 97 izledikin herkes. 110'u tekrar uyarabilir miyiz? Şuradan bir şerit alın. Uzaklaştırın. Park halindeki cipte yangın çıktı. Alevler önündeki araca sıçradı. İki aracın yandığı olayda olası felaketi devreye gezen polisler önledi. Devreye atan polislerden biri fark etti. 5-6 tane polis megafonlarla mahalle sakinlerine seslendi. Bu şekilde duyduk, uyandık. İstanbul Üsküdar'da Murat Reis Mahallesi Yeni Dershane Sokak'ta park halindeki bir araçta yangın çıktı. Sokakta çok sayıda arka arkaya park etmiş otomobil vardı. Yolu açın arkadaşlar. İtfaiye girmiyor. Yolu açın. Burası araçlar birbirine çok yakın olduğu için cipte başlayan yangın kısa sürede önündeki otomobile sıçradı. Devreye gezen polisler yangını görünce hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. O sırada başka bir polis megafonla anons yaparak araç sahiplerini uyarmaya çalıştı. Kundaklama mı, normal bir yanma mı bilmiyoruz. Çok fazla araba olduğu için sokaklarda, çok dar sokaklar olduğu için bu arabalar yanıyor. Benim arabama da sıçramış oldu. Geçmiş olsun diyelim. Cipten yükselen alevler Kerim Eraslan'ın aracına sıçradı. O da polislerin anonsuyla uyandı. Uyandığında aracı yanıyordu. Yangının çıkış sebebine dair inceleme başlatıldı.